Merhaba arkadaşlar. Doppler olayında bir video düzenledim size. Bununla ilgili ilk başta arkadaşlar bazı kazanımlarla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Değişikliklerle ilgili. Çok fazla ayrıntıya girmemize gerektirmeyecek durumlar söz konusu. Su dalgalarında girişim olayını mesela analiz edeceğiz. Daha önce de yani 12-3-3-1 kazanımında bu var. Girişim ve kırılma ilgili matematiksel işlemlere girilmemesini istiyor. ÖSYM. Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz etmemizi, tek ve çift yarıkta kırınımla ilgili matematiksel işlemlerden soru sorulmamasını istiyor. Dolayısıyla soru hazırlanmayacak. İnce zarlarda girişim hava kaması çözme gücü konularına girilmeyecek artık. Doppler olayın etkilerini açıklayacak. Doppler olayına günlük hayattan örnekler vereceğiz arkadaşlar. Doppler olayıyla ilgili matematiksel işlemlere girmemekle beraber birkaç tane sorumuz olacak arkadaşlar. Onu da sizinle beraber çözeceğim. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, soruyu okumayacağım. Kaynak sadece bold yazan yeri, siyah yazan yeri okuyacağım. Kaynak RTX yönünde ilerlediğine göre dalgaların görünümü nasıl olur dendiğinde arkadaşlar şöyle, kaynak RTX yönünde ilerliyorsa tabii ki referans sabit kalacak. Referans sabit kalmakla beraber dalgamız İlk dalga sağa doğru hareket edecektir arkadaşlar. Yani sonuçta buna uygun tek seçenek D seçeneği görülmekte. Yani yanıtımız D'dir. Yani kaynak, ilk kaynak sağa doğru hareket edecek RTX yönünde ve diğer kaynak da burada görüldüğü gibi gene büyümeye devam etmektedir arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Evet, bu soruda arkadaşlar bir görünüm var. Bu görünüm aşağıdaki durumlardan hangilerinden kaynaklanır diye sorulmakta arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de birim zamanda damlatılan sayısı artıyor. Damla sayısının artması şekli değiştirmeyecektir arkadaşlar. Yani buna negatif diyorum. Damlalık artı yönde hareket ediyor diyor. Doğru. Çünkü biraz öncekinde de hemen hemen aynı tipte bir soruydu. 3 de doğru olacaktır arkadaşlar. Çünkü dalga hızının fazla olması bu şekli ortaya çıkaracaktır. Yani yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Evet, bu soruda kaynaktan oluşturduğu dalga şekilleri görülüyor arkadaşlar. Yargıdan hangileri doğrudur diye sorulmakta. Evet, burada gördüğünüz gibi ters yönlü bir hareket söz konusu arkadaşlar. Kaynakların hareketinin yönü zıttır. Bunu net olarak görebiliyoruz. X kaynağın hızı Y kaynağından daha büyüktür. Bakın, bir önceki dalgayı neredeyse yakalamış arkadaşlar burada. Dolayısıyla kaynağınızı de büyüktür diyebiliriz. Kaynaklardan çıkan dalgalar eşit hızla yayılır diyor arkadaşlar. Sabit dalga leğeni, dairesel su kaynakları arkadaşlar, derinliği sabit olması zaten çıkan dalgaların eşit hızla yayılacağını söylemektedir. Yanıtımız E seçeneğidir arkadaşlar. Evet, şimdi dördüncü sorudayız. Bu soruda arkadaşlar kaynak sola doğru hareket ediyor. Yani bu şekilde bir hareket var. Yani sola doğru giderken ne olacaktır? Dalgalar sıkışacaktır. Dalgalar sıkışınca arkadaşlar yani lambda iki tarafı büyüyecek. Bu taraf büyüyecek arkadaşlar. Büyür diyorum. Diğer taraf da küçülecektir arkadaşlar. Yani bu tarafta gelen dalgalar da küçülür diyorum. Dolayısıyla en büyük hangisi olacak arkadaşlar? Lambda 2 olacak. Lambda 2, lambda ve lambda 1 şeklinde olacak. Yani bu orijinal en büyük sağ taraf. Tabii ki sola doğru gittiği için sağ taraf büyük olacak. Sol tarafa doğru gittiği için küçük olacak arkadaşlar. Yanıtımızın da 5 olduğunu söyledim. Bu arada çok fazla tekrar etmemi istemiyor arkadaşlarınız. Hemen geçiyorum arkadaşlar. 5. soruya. Evet. Bu soruda arkadaşlar lambda 1, lambda 2 ve lambda 3 verilmiş. Görüyorsunuz lambda 2. Lambda 1, lambda 2'den biraz büyük. Lambda 3'lerde zaten sağ tarafta eşit olduğu görülmekte. Hangileri doğrudur? Sağa doğru giderken lambda 3'ün lambda 2'den küçük olması arkadaşlar olağan dışıdır. Lambda 2 lambda 3'ün lambda 2'den küçük olması şöyle diyelim. Evet, bunun olağan olduğunu söyledim. Lambda 2'nin lambda 3'ten büyük olduğunu. Kaynağın solundaki ortamın her yerinin özelliği aynı değildir arkadaşlar. Zaten lambda 1'de lambda 2'den büyük olması bu sonucu doğurmaktadır.
Kaynağın sağındaki ortam her yerinde aynıdır. Zaten lambda üçlerin değişmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kaynak hızlanan hareket yapmaktadır. Hızlanan hareket ışık hızına ayrıca bir hız kazandırmayacak. Zaten ışık hızının sabit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İlaveten bir katkı sağlamayacaktır. Yani sadece 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız B şıkkıdır arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yargıların hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Arkadaşlar zaten bir simetri olmadığı için kaynak hızlanıyor rahatlıkla görünmektedir. Yani bir hız söz konusudur. Veyahut dalga nedir? Derine geldiği zaman, derinleşme olduğu zaman dalga boyu büyümektedir. Yani bu tarafın büyük dalgalar olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu taraf derindir diyebiliriz. Derin. Yani x yönünde derinleşmesi. Artı x yönünde hareket ediyor da yani bu tarafın sıklaşması artı x yönünde hareketi doğurmaktadır arkadaşlar. Bu üçünün de doğru olduğu seçenek arkadaşlar D şıkkıdır. Evet, yedinci soruya da geçebiliriz arkadaşlar. Bu soruda itfaiye, polis ve ambulans var arkadaşlar. Evet, bu soruda arkadaşlar çocuğa yaklaşan itfaiye ile polisi ilk başta alalım. Neden? Bir tanesi 2V ile yaklaşıyor, bir tanesi V ile yaklaşıyor. Polis eğer 2V ile yaklaşıyorsa dalga boyu küçüleceği için frekansı büyüyecektir. Yani FP büyük ne olacaktır arkadaşlar? FI olacaktır. Şimdi ambulans ise uzaklaşmaktadır arkadaşlar. Uzaklaşınca dalga boyu büyüyecek, frekans da küçülecek. Dolayısıyla itfaiye ile ambulansı kıyasladığımız zaman dolayısıyla en küçük ne olacaktır? O zaman ambulans olacaktır. Yani buna uygun seçenek P, I, A şeklinde hangisidir? Yanıt B şıkkıdır arkadaşlar. Yani ilk başta polisle itfaiyeyi kıyasladık. Dalga boylarının ilişkisinden frekansları. Sonra da ambulansı düşündük arkadaşlar. B şıkkı olduğunu söyledik. 8. soruya geçebiliriz. Burada arkadaşlar bir jetin hareketindeki yargıları soruyor. Tek tek okumamız gerekmekte. Hareket yönündeki ses dalgalarının dalga boyu normal sesin dalga boyundan küçük algılanır diyor. Zaten baştaki problemlerde de bunu hep çözdük arkadaşlar. İkinci yargıya geçelim. Uçağın sesinin frekansı her taraftaki kulaklar ne diyor? Aynı algılar deniyor. Doppler olayı zaten farklı algılayacağı üzerine kurulduğu için ve ölçümlerde bunu gösterdiği ve formüllerle de doğrulandığı için aynı frekansta algılanmadığı zaten aşikar arkadaşlar. Uçak ve ses hızından hızlı hareket ederken sonik patlama duyulur. Evet, sonik patlama duyulur. Yani bir önceki dalga bir sonraki dalganın önüne geçmektedir arkadaşlar. Buna sonik patlama denir. Yani 1 ile 3 numaralı yargılar doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir. Evet, 9. soruya geçebiliriz. Evet, sonik patlamanın olması, kırmızı ışığın farklı hızlarla hareket eden araçlara göre farklı tonda algılanması, hepsi Doppler olayıyla ilgili olan olaylardır arkadaşlar. Yıldızlardan gelen ışığın kızıla kayması, bu da hep Doppler olayının bir sonucudur. Bunların kesinlikle sizin tarafınızdan bilinmesi gerekmekte arkadaşlar. Yani bu Doppler olayında birazcık da sözel kısmı iyi bilmemizde gerekmekte. Burada yanıtımız A seçeneğidir. Şimdi artık test 2'ye geçebiliriz arkadaşlar. Bu videoda hem test 1'i hem de test 2'yi size çözeceğim. Evet arkadaşlar, hangi niceliklerden hangilerine bağlıdır diye sorulmakta su dalgasının dalga boyu. Bir kere arkadaşlar, dalgaların genliğine bağlı değildir dalga boyu. Leğendeki suyun derinliğine kesinlikle bağlıdır. Kaynak eğer durgun ya da hareketli olmasına da bağlıdır arkadaşlar. Tabii ki burada hareketli olunca da ne değişmektedir? Dalga boyunda değişiklik gözlemlenmektedir. Yani yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. İkinci soruya artık geçebiliriz. Bu biraz matematiksel bir işlem var arkadaşlar. Kısa bir matematiksel formül sizinle paylaşacağım. Bu soruda arkadaşlar iki tane damla düşüyor. Birinci damla ve ikinci damla arasında bir 4 santimlik fark var. Çünkü aralarında 2 santimetreden 2 saniyede 4 santimlik bir fark oluşturmakta arkadaşlar. Ne diyor? İkinci damlanın düştüğü yerin kaynağın hareket yönündeki ve yani bu taraf hareket yönündeki, bu tarafta zıt yöndeki
O noktalara, yani ikinci damlanın düştüğü yerdeki noktalara oranı arasındaki fark nedir oluyor diyor. 16 santimle 8 santim arasındaki fark 8 santimetreyi vermektedir. Cevap bu şekildedir. Yani birinci damla ikinci damla düşene kadar 4 santim fark etmektedir. Düştüğü noktayla ilk damlanın gittiği nokta arasındaki ve solunda ve sağındaki, yani 16 ile 8 santimliğin nasıl oluştuğunu kafanızda hayal etmeniz gerekiyor. Yani 8 santime öyle ulaşıyoruz arkadaşlar. Yanıtımızın A olduğunu söyledik. Hemen üçüncü soruya geçebiliriz. Arkadaşlar, bu soruda şöyle bir çözüm yolu izleyeceğiz. Bu soru birazcık zor olduğu için onu ilk başta sabit bir şekilde okuyalım. Derinliği sabitlerinde çubuk şeklindeki dalga kaynağın ilk suya daldırıp çıkartılmasını X ve Y dalgaları oluşturmakta. Çubuk bir müddet sonra tabii tekrar daldırılığında X ve Y'ye uzaklıkları görüyorsunuz arkadaşlar. T süre sonra çubuk şekildeki konuma daldırıldığında hızı dalganın hızının kaç katıdır? Yani dalgayla, yani çubukla dalga arasında bir hız katı farkı var arkadaşlar. Şöyle diyoruz, bakın 1 bölü 5 diyorum ilk başta. Yani çubukun X'e ve de Y'ye olan uzaklıkların arasındaki oran farkı 1'e 5'tir. Bunu ilk başta ne yapacağım arkadaşlar? V dalga diyorum. İlk başta bir çıkarma işlemi yapıyorum tabii ki burada ve sonra bunu T ile çarpıyorum. Ötekisinde ise V dalga artı V çubuk diyorum arkadaşlar. Bu da tabii ki T ile çarptığım zaman ve sadeleştirmeler yapıldığında arkadaşlar V dalga artı V çubuk diyorum eşittir 5V dalga eksi 5V çubuk diyorum. Buradan gerekli işlemler yapıldığında arkadaşlar 6V çubukla 4V dalga şeklinde yazılıyor. Sonra V çubukta 2 bölü 3 V dalga şekline dönüşüyor arkadaşlar. Yani çubuğun hızı V dalganın 2 bölü 3 katıymış arkadaşlar. Aslında soru kökünde birazcık anlam kargaşası oluşuyor. Ben yazsaydım bu soruyu birazcık daha farklı yazardım arkadaşlar. Anlaşılması sorudan biraz zor oluyor ama çubuğun hareketli olduğunu ve dalga ile çubuk arasındaki oranın 1'e 5 oranlarından gidilerek bulunması gerektiğini bulmanızı istiyorum. İlk başta çıkarıyoruz, sonra topluyoruz arkadaşlar. Bu oranlar 1'e 5 oranını veriyor. Cevabımız 2 bölü 3. Yani C şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki hemen soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yine bir kamyonet, polis, araba üçlüsü var. Tek tek okuyarak yargıların hangisi olduğunu bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir numaralı yargıda kamyonetin şoförü daha tiz algılar deniyor arkadaşlar. Yanlıştır. Neden? Uzaklaşma durumunda söz konusu. Polis arabasından çıkan sesi algılamasını soruyor tabii ki. Bir numara yanlış. Uzaklaşma durumunda frekans azalır arkadaşlar. Dalga boyu artar. Yani bu yanlıştır. Buraya hemen yanlış diye yazayım. İki numarada nedir? Arabanın şoförü sesin frekansını daha büyük algılar. Doğru. Çünkü ses dalgası ne olmaktadır arkadaşlar? Küçülmektedir. Çünkü polis arabaya doğru yaklaşmaktadır. Yani bu doğrudur. Buna doğru D diyeyim. Kamyonet ve arabanın şoförleri sesin frekansını eşit algılar diyor arkadaşlar. Yanlış. Çünkü polis kamyonetten uzaklaşmakta. Uzaklaşma arabaya da yaklaşmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yanlıştır. Tek doğru seçenek 2 numara olduğu için yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bu da Doppler olayının farklı bir versiyonudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu soruda X, Y ve Z arabaları var. Ortada bir itfaiye var. Dalgaların şekilleri sorulmakta. Arkadaşlar, Y aracı itfaiyeden uzaklaşıyorsa ne olacaktır? Dalga boyu büyüyecektir. X aracı itfaiyeye yaklaşıyorsa dalga boyu ne olacaktır? Küçülecektir, yani sıkışacaktır. Buna uygun seçenek A ve
E seçeneklerinde var. İtfaiye ile peki Z aracı arasındaki dalga da bir fark olmadığı için ne küçülecek ne büyüyecek şeklinde olacağından, yani ikisinin arasında bir değer olacak. Ona uygun seçenek zaten A şıkkında görülmektedir rahatlıkla arkadaşlar. E şıkkından da farkı budur arkadaşlar. Yani yanıtımız A'dır. Hemen 6. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yine bir F, FX ve FY ilişkisi sorulmakta. Işığı X gözlemcisi FX, Y gözlemcisi FY frekansında görülüyor. F, FX ve FY nasıl olur? Bunun hemen sıralamasını herhalde FX'in tabii ki en küçük olduğunu, FY'nin de en büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz değil mi? Dolayısıyla yanıtımızın A seçeneği olduğu görülmekte. Endemikte de Doppler'de fazla soru üretememişler. Birçoğu birbirlerine benzemekte arkadaşlar. Hemen 7. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yargılar verilmekte gene. Işık kaynağı faruğa yaklaşmakta. Hangileri doğru? Arkadaşlar Ali tarafında şekil çok net. Ali tarafında dalga boyu ne olmuştur? Büyümüştür. Frekans azalır. Doğrudur. Faruk tarafında dalga boyu nedir arkadaşlar? Küçülür. Frekans büyümüştür. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Ali ışığın rengini kırmızıya kaymış görür diyor arkadaşlar. Uzaklaşan ışıkta arkadaşlar dalga boyu küçüleceği için renk kırmızıya doğru kaymaktadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanıtımız E seçeneğidir. Bu özellikle kırmızıya kayma, yıldızların bizden uzaklaşması, İngilizce'de de redshift olarak bilinir. Bu üniversiteden beri hep aklımda kalan bir redshift'ti. Kırmızıya kızıla kayma diye. Çok üstünde durduğum bir konuydu. Hoşuma gitmişti. Evet, hikayeyi bırakalım, devam edelim. 8. soruya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hangisini yaparsa çocuk ve ambulans, aşağıdakilerden hangisini yaparsa çocuk ambulansın sesini olduğundan tiz duyar diyor arkadaşlar. Bir kere ne olması gerekmekte arkadaşlar? Çocuk ve ambulans ters yönde birbirlerine yaklaşmalılar. Bu yüzden bu da anca ters yönde birbirlerine yaklaşacakları, yani bir yönünde çocuk sabit ve hızıyla, İki yönünde de ambulans sabit ve hızıyla ters yönde birbirlerine yaklaşacaktır. Dalga boyu küçülecektir. Dolayısıyla frekans büyüyecektir. Yani olduğundan tiz duyacaktır. Yanıtımız da B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hemen 9. soruya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu soruda ne diyor? Jet uçağında çıkan ses dalgalarının görünümü. Yani şudur arkadaşlar. Ses dalgası bir öncekinin önüne geçecektir. Yani şöyle bir aslında bir koni oluşacaktır. Buna ses konisi deniyor. Süpersonik patlama deniyor. Buna sonik patlama deniyor. Bunun şeklini aklınızda görsel zekanız olarak bunu tutmanızı rica ediyorum arkadaşlar. 9. sorumuzun yanıtı E şıkkıdır. 2 soru kaldı. Hemen 10. soruya geçelim. Evet arkadaşlar, 10. soru bir hesap sorusu. Evet arkadaşlar, burada kaynağı ben bir yönü olarak aldım. Kaynak hareket edince kaynağın hareket yönündeki dalga boyu lambda ve ters yönde 3 lambda diye yazdım. Kolaylık olması adına. Şimdi lambda olarak yazdığımda arkadaşlar ne diyordum? 5V diyorum. Eksi V kaynak dedim. Çarpı buna 1/F diyeyim. Öteki tarafta da arkadaşlar 3 lambda var. Bu sefer 5V ile neyi toplayacağım? VK'yı toplayacağım. 1/F diyorum bu arada. Bunları taraf tarafa oranladığımda frekanslar tabii ki birbirlerini götürecek. Lambdalar da birbirlerini götürdüğü zaman şöyle olacak arkadaşlar. 15V eksi 3VK eşittir 5V artı VK olacak. Bu işlemi isterseniz siz yaptığınızda bakın VK eşittir 5/2V çıkacak arkadaşlar. Yani burada diyor ki kaynağınızı V'dir diyor. Hayır, kaynağınızı V değil. Kaynağınızı 5/2V arkadaşlar. Dolayısıyla bu
yanlış diyorum ben buraya. Bir yanlış. İki doğrudur, kaynak durdurulursa dalga boyu 2 lambda olur diyor. Arkadaşlar aritmetik ortalama alabiliriz. 3 lambda, 2 lambda, lambda. Bunların aritmetik ortalamasını aldığımız zaman 3 lambda ile lambdayı toplayıp 2'ye böldüğümüzde 2 lambda oluyor. Evet doğrudur. Kaynak 5 ve hız ile hareket ederse yani şöyle diyeyim. 5 ve hız ile hareket ederse hemen şuraya yazalım o zaman. Lambda eşittir 5 ve eksi 5 ve çarpı 1 bölü f diyorum. Dolayısıyla burası 0 olursa frekans da tabii ki 0 olamayacağı için farklıdır. 0'dan farklıdır diyorum. O zaman lambda eşittir 0 olabilecektir arkadaşlar. Yani dalga boyu 0 olabilecektir. Sonuç olarak 2 ve 3 de doğru olacağı için 10 numaralı sorumuzun yanıtı hangi seçenektir? Hangileri doğru olduğunu sormakta. 10 denizli seçeneğidir arkadaşlar. Evet, son soruya geçiyorum arkadaşlar. Eşit derinlikte KL dalga leğenlerinde eşit frekansta çalışıyor. Leğenler durgun olduğuna göre deniyor arkadaşlar. Peki bunların hangileri doğrudur? Arkadaşlar eşit derinlik varsa bir kere hızlar eşittir. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Eşit derinlik, eşit frekans. X kaynağı sola. Evet bakın sol taraf küçülmüş, sağ taraf büyümüş. Y kaynağı sağa hareketlenmiştir. Bakın sağ taraf sıkışmış, sol taraf genişlemiş. Bu da o zaman doğru. Y kaynağın hızı X'inkinden büyüktür. Bakın daha bir küçülme görülmüş burada. Yani bu tarafta Y L tarafında yani Y'nin sağ tarafı lambda bölü 2 iken öteki taraf lambda arkadaşlar. Daha küçük bir miktar var. Dolayısıyla Y kaynağınızı X'inkinden büyük diyebiliriz. Yani yanıtımız E seçeneği olduğu görülmekte. Arkadaşlar doğdularda tam 20 tane soru çözdüm. Umarım yararlı olmuşumdur. Görüşmek üzere diyorum başka bir videoda. İyi günler diliyorum.